Evet arkadaşlar, bugün sayfa 29'daki vokabüler ekspresyon bölümüyle dersimize devam edeceğiz. Öncelikle açıklamaları yapalım. Qui es? Kim o? C'est toi, sen misin? Oui, c'est moi, evet benim. Comment vas-tu? Nasılsın? Comment allez-vous? Nasılsınız? Comment ça va? Nasılsın? Comment allez-vous? Kibar olarak. Comment vas-tu? İse bir arkadaşa. J'écris en français. Fransızca yazıyorum. Il est beau. O. Yakışıklıdır. Comme. Gibi. Antonio Banderas gibi. Elle est belle. Comme Melanie Griffith gibi. Güzeldir. Beau. Belle. Maskülen. Femine biliyorsunuz. Com ise İngilizce'deki like gibi. Gramer bölümüne bakalım. S Gökhan. Bu Gökhan'dır. S'den sonra özel isim S Ali, S Ayşe, S Atatürk gibi kullanabiliyoruz. C'est la sœur de Thomas. Yine burası bir isim tamlaması. İsim grubu olduğu için S'den sonra yine kullanabiliyoruz. Bu Thomas'ın kız kardeşidir. C'est toi, sensin. C'est moi, benim. Bu benim gibi düşünelim. O halde S'den sonra isim tamlaması ve zamir kullanılıyor. İle, ele. İngilizce'deki he is, she is'den sonra ise her zaman adjektif yani sıfat kullanıyoruz. İle Türk, o Türktür. İle étudiant, o öğrencidir. Ele brune, o devam ediyoruz. İkinci bölümde article defini singulier. Fransızca'da tekil belirli article. İngilizce'deki the'nin karşılığıdır bu. İngilizce'deki the'yi Fransızca'da 3'e ayırıyoruz. Maskülen isimlerin önüne le geliyor. Feminen isimlerin önüne la geliyor. Eğer sesliyle başlıyorsa o isimlerin önüne ise el apostrof diyoruz. Buradaki a ya da ö düşüyor. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var. El apostrof maskülen de olabilir, feminen de olabilir. Cinsini bilmiyoruz bu durumda. Bazen a düşer, bazen e düşer. Buradaki örneklere bakarsanız Thomas est le frère de Louise. Frère erkek kardeş. Maskülen olduğu için le frère, the brother olmuş. Louise est la sœur de Thomas. Sœur feminen olduğu için kız kardeş feminen olmuş. L'étudiant, l'étudiante. Bakın bu ikincisi feminen. Kız öğrenci sonuna e gelmiş. Bu ise erkek üniversite öğrencisi. L'étudiant s'appelle Gökhan. Öğrencinin adı Gökhan'dır. Burada el apostrof eşittir la. İkinci örnekte ise el apostrof eşittir la. Yani la étudiante'ın a'sı düşmüş. Le étudiant'ın ı. Şurada gördüğünüz e Türkçe, Fransızca ı düşmüş. Kız öğrencinin adı Filiz'dir. Üçüncü bölümde sıfatlar verilmiş. Daha önce millet sıfatlarını öğrenmiştik ve orada da yapmıştık. Örneğin demiştik ki Fransa erkek Fransızlara söyleniyor. Sonuna bu maskülen. Bunu feminen yapmak için ne yapıyoruz? Sonuna bir ö getiriyoruz. Şimdi hepsi birden oldu. Feminen. Français, maskülen. Française, feminen. Gördüğünüz gibi. Diğer bütün sıfatlar için genel kural da budur. Petit, küçük. Petit. Grand, büyük. Grande. Brun, esmer. Brun,
Blond. Sarışın. Blondu. Feminen. Sarışın. Sportif. Sportif. F ile biten sıfatlar feminende Fransızca'da böyle oluyor. Aktif. F ile biter. Aktiv. Böyle olur. Pasif. F ile biter. Pasiv. Feminende. Maskülen F. Feminen ve ı şeklinde. Atansiyon. Tabii istisnalar hep var. Maskülen olan sportif ve sportifi söyledik. Şurada gördüğünüz sıfatlar değişmiyor. Maskülen ve feminen de aynı. Sempa, sempatik, romantik, komik. Şunu söyleyebiliriz. Tik'le biten Fransızca'daki sıfatlar maskülen ve feminen de değişmezler. 4. Le complément du nom. İsim tamlaması. Fransızca isim tamlamalarını tersten yapıyoruz. Buradaki de'nin eki İngilizce'de of'la yapılan tamlamalar gibidir. Louise'in Lamy arkadaşıdır Gökhan. Ami arkadaş demek. Melanie Griffith La femme d'Antonio Banderas. La femme eş demek. Zevce. Antonio Banderas Melanie Griffith'in eşidir. Bayan eş. La femme. Feminen, femme. Fransızcadan gelen sözcükler. Peki, 5. bölümde fiillerimiz var. Bunların çekimlerini daha önce yapmıştık ama burada bir üçüncü tekil eklendiğini görüyoruz. Bütün fiillere dikkat ederseniz. Sapele adı olmak, parle konuşmak, habite bir yerde yaşamak, étudier, to study İngilizce'deki çalışmak diyebiliriz. Öğrenim görmek. Être, olmak. To be. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Vous vous appelez. Burada bir Z var. Je parle. I speak. Tu parles. You speak. Il parle. Elle parle. He, she speaks. Vous parlez. You speak. Bunu okumuyoruz. Z'yi. Bunlar da okunmuyor. Ekler. Habite. Fransızca'da H okunmaz. J'habite. Okumuyoruz H'ları. J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. H okunmadığı için yine buraya bir Z koyuyorsunuz. Vous habitez. Étudier. J'étudie. Tu étudies, il étudie, elle étudie. Vous étudiez. Bunları okumuyoruz. Être düzensizdir. Bütün Batı dillerinde öyledir. Je suis, I am. Tu es, you are. Il est, elle est. He is, she is. Vous êtes, you are şeklinde olmalıdır. Evet sevgili öğrenciler, bugün dersimizi burada bitiriyoruz. Başarılar diliyoruz.